Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere çok az kişinin bildiği bir yöntemle muhteşem bir karışık turşu tarifi paylaştım. Çok iddialıyım. Bu yöntemi denedikten sonra inanıyorum her yıl bu şekilde yapacaksınız. Bunun garantisini vererek ve püf noktalarıyla hemen tarifime başlıyorum. bütün malzemelerimi hazırlayıp biraz sonra göreceksiniz. Birlerin içerisinde bir gece boyunca bekleteceğim. Sabahleyin de hemen turşumu vuracağım. Ya sabah olur ya da öğleden sonra olur fark etmez. Bir gece boyunca bekleteceğim. Bu sayede sebzelerin suyu çıkacak ve bu suyla da biz turşumuzu kuracağız. Bu nedenle kesinlikle su kullanmayacağız. Turşumuz hem çok lezzetli olacak hem de daha uzun ömürlü olacak. Denediğiniz zaman eminim çok beğeneceksiniz. Burada ortalama 3-4 kilogram lahana var. Lahanalar mutlaka turşuya uygun olması gerekiyor. İlk yapraklarını attıktan sonra pratik bir şekilde doğradım. Lahanaları doğradıktan sonra yıkamasak daha iyi olacaktır ama ben yıkadım hemen bir süzgece aldım şimdi Hızlı bir şekilde diğer malzemeleri hazırlıyorum. Burada 1 kilogram olgunlaşmamış yani ham domates var. Bu şekilde kırmızı domatesleri de hafif kırmızı domatesleri de kullanabilirsiniz. Ben bu büyüklükte doğradım. Siz istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. 250 gram acur kullandım. Acurları da bu şekilde verev doğruyorum. Daha güzel oluyor. İstediğiniz büyüklükte yine tabii ki de doğrayabilirsiniz. 250 gram da kelek kullandım. Bu arada keleklerin içindeki çekirdekler eğer çok iri ise bir kaşıkla yemek kaşığıyla kolaylıkla içine alırdım. Onları kullanmazdım. Yine aynı şekilde acurların içindeki çekirdekler de çok iri olmuş olsaydı onları da yemek kaşığıyla alırdım. Ee, yani çok hoş olmuyor. Tabii ki de isterseniz kullanabilirsiniz. 500 gram da havuç kullandım. Doğramış olduğum bütün malzemeleri böyle genişçe bir leğene alıyorum. İsterseniz ikiye bölebilirsiniz, fark etmez. Ee, bu arada kornişon kullandım. Yine bir kilogram kornişonları akan suda tek tek yıkadım. Bu tırtıklı e, kısımların içerisinde toprak kalıntıları oluyor. Bu da turşunun bulanık olmasını sağlıyor. Bu nedenle çok iyi yıkamamız gerekiyor. Hemen Görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde bütün turşu malzemelerini hazırladım. Gerçekten de muhteşem bir turşu olacak. Hiç düşünmeden deneyebilirsiniz. Toplam yarım kilogramda karışık biber kullandım. Şu anda senin pazarlarında bu biberler çokça var. Ee, turşu sezonu olduğu için ben hepsinden karışık, Toplamda yarım kilogram aldım. Kesinlikle çok lezzetli katacaktır. İsterseniz e, acı biber kullanmayabilirsiniz ama ben birazcık acı biber kullandım. 10 yemek kaşığı kaya tuzu ilavesi yaptım ve toplam 4 su bardağı da üzüm sirkesi ilavesi yaptım. Ve bütün malzemeleri ellerimle güzelce karıştırdım. Karıştırırken herhangi bir şekilde güç uygulamıyorum. Narin bir şekilde karıştırdım. Ee, ve şimdi hemen bu leğenin kapağını kapatacağım. Bir gece boyunca dinlendireceğim. Bu arada taze fasulye de kullandım. Sonradan aklıma geldi. Toplamda 500 gram da taze fasulye kullandım. Ve şimdi e, bu leğenin kapağını kapattım. Ve bir gece boyunca dinlendireceğim. Aradan bir gece geçti. Görmüş olduğunuz gibi yeteri kadar sulandı. Bu su oranı bize e, yetecektir. Bu nedenle kesinlikle su kullanmayacağız. E, böylelikle çok lezzetli bir turşu olacak. İsterseniz sabahtan her bütün malzemeleri doğrayıp akşam gece e, bu turşunuzu kurabilirsiniz. Tercih sizin. Ben akşamdan hazırladım. Şu anda artık sabah oldu ve hemen turşuyu kurmaya başlıyorum. Burada 8,5 litrelik bir kavanoz var. Kavanozu güzelce yıkadım ve şimdi hiç acele etmeden yavaş yavaş bütün malzemeleri içine koyuyorum. Ee, burada boşluk kalmamasına lütfen dikkat edelim. Ne kadar çok doldurursak malzeme o kadar iyi olacaktır. Evet artık görmüş olduğunuz gibi bütün kavanozları tıka basa doldurdum. Hiç acele etmedim. Boş yer bırakmadım. Bir taraftan doldurdum. Bir taraftan da birazcık bekledim. Çünkü kavanoza koyduğumuz zaman biraz yumuşama olacak. Bu yumuşamanın etkisiyle de daha da çok malzeme içine koyabiliriz. Şimdi hemen az önceki leğenin içerisindeki biriken sudan e, hemen içerisine ilave ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi yeteri kadar suyu var. Hemen dolduruyorum. Bu arada içinde sirke olduğu için e, ben kavanozlara biraz koyduğum zaman zaten bir miktar yumuşama oluyor. Birazcık bekleyelim. Tekrardan ellerimize bastıralım. İçindeki havalar da gitsin böylelikle. Biraz sonra daha detaylı göstereceğim. Yani e, ne kadar çok sıkı doldurursak kavanozları o kadar iyi olacaktır. Bu sirkeyi de birazcık verdikten sonra biraz üstlerinde yumuşama olacaktır. Ellerimize bastıralım. Kavanozdaki bütün havaların çıkmasını sağlayalım. Böylelikle gerçekten de daha lezzetli bir turşumuz olacaktır. Ben turşunun suyunu kontrol ettiğimde biraz daha tuza ihtiyacı vardı. Ee, lütfen siz de kontrollü bir şekilde biraz daha ilave edebilirsiniz. Ee, normalinden, normal yediğimiz tuz oranından iki kat daha fazla olması gerekiyor. Ee, daha fazla tuz kullanırsak turşunun erimesine sebebiyet verebiliriz. O yüzden tuz dengesi çok önemlidir. Bu turşuyu koruyan en büyük faktör tuzdur. O yüzden arkadaşlar gerçekten de tuz oranı çok önemlidir. Hemen tekrar ellerimle bastırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kavanozdaki bütün havaların çıkmasını sağladım. Bu arada bu işlemleri yaparken de altına bir kap koydum. Çünkü taşma olabilir. Lütfen dikkatli olalım. Hemen bol miktarda maydanoz koyup tekrar ellerimle bastırıyorum. Bu arada toplamda 4 başta sarımsak kullandım. Sarımsak kesinlikle çok güzel yakışıyor. Ama daha da fazla olmasına gerek yok. 4 baş yeterli olacaktır bu miktarlar için. Görmüş olduğunuz gibi sirkeyi koydukça biraz daha yumuşama olmuş. Ellerimle bastırdım. Bütün kavanozdaki havaları aldım. Altında da bir leğen var. Bu arada kapağını kapattıktan sonra özellikle bu kavanozun altında bu leğen kalacak. Ee, birkaç gün içerisinde bir miktar sızma olabilir. Bu gayet normaldir. Hemen bastırıyorum ve kapağın kenarlarını sildikten sonra sıkıca kapatıyorum ve artık turşumuz hazır. Gerçekten de muhteşem oldu. 15 gün sonra açıp afiyetle yiyebilirsiniz. Ve böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sizden gelecek olan mesajları bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.